Eh, artık bugün bu tarih sınavını yapacağım inşallah. Aa, teneffüste ofisteyim demişti. Ofisteyim, ofiste. Kusura bakmayın, biliyorsunuz başımda büyük bir dert var. Bilmez miyim Ajlan? Sormayın. Onun yüzden uyuyamadım bütün gece. Ha, uyutmadı yani. Yok efendim, öyle değil. Ben kızın yüzünü bile görmedim. Baş dönmesinden. Hatırlamıyor musunuz? Topaç gibi döndü bütün gün boyunca. Dön, 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 dön. Hocam, size bir şey söyleyeceğim. Ay pardon hocam, rahatsız ettim. Yapma kızım. Ben sınav kağıdını getirmiştim. Ay, muhteşem bir fotoğraf. Hemen okul gazetesinde özel bir sayı çıkartmam lazım. Şimdi beyler, Melda Hoca'nın elindekiler sınav kağıtlarımız. Onları şimdi müdür dilaveri verecek. Bu sefer işi şansa bırakmak yok. O kağıtları çalacağız. Ben bu okulda olduğum sürece hiçbir şekilde sınav olmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Beyler, kime diyorum? Anlaşıldı, anlaşıldı dedik ya abi. Güzel. Müdür dilaveri odadan çıkar çıkmaz ben takibe başlayacağım. Siz de akabinde odaya sızacaksınız. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı abi. Beyler, ne anladınız? Abi, biz odaya arıyoruz, sen müdür dilaveri takip ediyorsun. Güzel. Maaşınıza zam yaptım. Yalnız abi, biz sınav kağıtlarını arayacağız diye dersleri kaçırıyoruz. Evet, Naci haklısın. Senin zammın iptal Naci. Çocuklar iş başına. Tövber efendi, sen kendini zeki zannediyorsun ama benim sinsi planlarım sayesinde o sınav kağıtlarına asla ulaşamayacaksın. Asla. Ya nereden de görüyor bu? Ne biçim çocuk bu ya Rabbim? Ne biçim çocuk bu? En iyisi ben bu. Derse kadar dolaşıp kağıtlarla direkt sınava gireyim. Tamam. Bak böyle. Git işte. Evet çocuklar. Sınavla ilgili sorusu olan var mı? Ceren? Hocam, duraklama devrinden soru gelecek mi? Hayır. Ayşegül? Yok, gerek kalmadı. Dilaver Bey, bu ne hal? Melda Hanım, bir saattir yürüyorum bu sınav kağıtlarını size sapasağlam getirebilmek için. Buyurun efendim, buyurun. İyi de Dilaver Bey, bu kağıtlar boş. Boş mu? Boş.
İlahi Dilaver ya. Abi masanın üzerine bırakmış kağıtları. Hemen girdik, aldık, çıktık. Çok kolay oldu. Neyse çocuklar. Benden büyük bir aferin aldınız. Maaşınıza zam yaptım. Yes. Abi daha demin yapmıştın. Sus abi. He. O zaman zammı geri aldım. Benimkini zaten geri almıştınız. Çocuklar, aranızda anlaşın, beni uğraştırmayın. Bu kadar. Şunu ver seni. Evet çocuklar, sınav iptal. Hocam! Yine neyi yumurtlayacak bakalım. Hocam, anlaşıldı. Bu sene sınav mınav olamayacağız. Dersler böyle boş geçecek. Ben böyle boş derslerde sınıf olarak çeşitli aktiviteler yapılmasını öneriyorum. Hiç fena fikir değil. Mesela ne gibi? Mesela okul gazetesinin yeni sayısının basımını hızlandırmak gibi. Evet evet, muhteşem bir fikir. Olabilir. Başka fikri olan? Bence frambuazlı pasta partisi yapalım. Evet. Evet, evet. Hocam, bizim oyumuz pastadan yana. Siz ne dersiniz bu konuda? Vallahi Melda hocam, ben de çoğunluğa katılıyorum. Çünkü demokrasiye inanan bir insanım. Evet arkadaşlar, yarın herkes birer tane frambuazlı pasta getirsin yavrum, olur mu? Nasılsa sınav buna olacağı yok. Hadi bana müsaade hocam. Müdür bey, dördüncü kez size sınav kağıdını teslim ediyorum. Merak etmeyin, ben bunu derse kadar saklayacağım. Aman, bir aksilik çıkmaz değil mi? Aşk olsun Melda Hanımcığım, ne zaman çıktı ki? Dün, ondan evvelki gün, daha evvelki gün... Ama bu defa öyle bir plan hazırladım ki kimse ele geçiremeyecek bu kağıdı. Bakın, seyredin, hayret edin. Önce bu çekmeceyi çekiyorum, sınav kağıdının içine koyuyorum. Sonra çekmecemi ne yapıyorum? Kilitliyorum. Bu da yetmedi, kilit alıyorum, özel dolabıma koyuyorum. Bundan sonra bu dolabın içerisindekini, bu anahtarı çekiyorum. Bu anahtarı ne yapıyorum? Bu çekmeceye koyuyorum. Çekmeceyi kapatıyorum, bunun içinde kalıyor. Ve en sonunda şu görmüş olduğunuz anahtarları bu dolabın içine koyuyorum. Ve bu anahtarı da alıyorum. Son olarak cebime koyuyorum. Nasıl? Bravo. Çok zekice. Yalnız sınav saatimiz bir. Yani siz sabah 10:30'da çekmeceleri açmaya başlarsanız anca yetişiriz. Eyvallah abi. Koyma. Çocuklar, bunu iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi akıl etmişsiniz. Aferin size. Abi madem sınav kağıtlarını takip etmekten günün yarısını burada geçiriyoruz. Dedik biz de biraz dekore edelim. Güzel, çok güzel. Bakın, müdür dilaveri ben marke ediyorum. Siz de odayı, tamam? Tamam, tamam abi. Heh. Naci. Buyur Toygar abi. Ayşegül Hanım için istediğin frambuazlı pasta hazır mı? Hazır abi. Güzel. Çocukları unutmayın. Beni temsil eden o partide olacaksınız. O masa bir saniye bile boş kalmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı abi. Hadi şerefe o zaman. Melda, Melda, müdür bey odasına çağırıyor sizi. Çok acilmiş. Dünyadaki bütün pastaları istiyorum. Dünyadaki bütün frambuazlı pastaları istiyorum. Beni çağırmışsınız müdür bey. Melda Hanım. Anlaşıldı. Sınav yine iptal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.